güzel tanzim edilmiş olan miting alanlarının, toplantı alanlarının... İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile görüşen sendika temsilcileri 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak istediklerini söyledi. Vali Mutlu, yeni kapı dışında alternatif yok dedi. Geçen yıl Kazlıçeşme için yapmış olduğumuz öneriyi bu yıl yeni kapı için teklif ettik. Disk, KESK, TİMOP ve Türk Tabipleri Birliği temsilcileri 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yla 2 saati aşkın süren görüşme yaptı. İstanbul Valiliğindeki görüşmenin ardından 4 örgüt adına açıklamayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptı. Beko, 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama konusundaki isteklerini Vali Mutlu'ya ilettiklerini ancak kendisinin başka seçenekler gösterdiğini söyledi. 1 Mayıs Birlik ve Dayanışma Mücadele Günü'nün İstanbul'da çok kutsal bir alan olduğundan dolayı, bizim için kutsal bir alan olduğundan dolayı biz bu kutlamanın Taksim'de yapılması konusunda kararımız olduğunu kendilerine ilettik. Sendika temsilcilerinin açıklamaları sonrası valilikten ayrılmalarının ardından İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Selami Altınok'la birlikte kameraların karşısına geçti. Bir resmi müracaat işlemi olmadığı için resmi olarak da henüz bir cevap verme. Mutlu, müracaatlarında yeni kapı dışında herhangi bir talep, yani Taksim gibi bir talep olursa vereceğim cevap şu anda bir kez daha ifade ediyorum, olumlu olmayacaktır dedi. Bir resmi müracaat işlemi olmadığı için resmi olarak da henüz bir cevap verme işlemi söz konusu olmamıştır. Taksim Meydanı işçilerimizin hem çelenk sunma hem de Kazancı Yokuşu'nda rahmetli işçilerimizi anma konusunda bir kutlamaya açık olduğunu özellikle belirttik. Avrupa yakasında Yeni Kapı, Anadolu yakasında Maltepe'deki fevkalade güzel tanzim edilmiş olan miting alanlarının, toplantı alanlarının bu tür talepler için ilgililerin emrinde olduğunu özellikle belirttim. Ve bu nedenle de geçen yıl Kazlıçeşme için yapmış olduğumuz öneriyi bu yıl Yeni Kapı için teklif ettik. Gerek Taksim'de olsun, gerek Kadıköy'de olsun, gerekse başka bölgelerde olsun, bütün bir gün boyunca süren bu tür mitinglerin sosyal yaşamı, kent yaşamını olumsuz etkilediğini, etkileyebileceğini belirttim. Ve bundan sonra artık şehrimizde daha düzenli bir yeni yaklaşımı, bir konsepti belirlediğimizi ve bunun arkasında durduğumuzu, ama bu arkasındaki duruşumuzun hiçbir zaman işçilerimizin veyahut da başkalarının kutlamalarını engellemeye matuf bir niyet içerisinde olmadığını samimi bir şekilde de paylaştım. Yeni kapı dışında şu anda herhangi bir alternatif söz konusu olmayacaktır. Avrupa yakasındaki kutlamaları ben kendi adıma şu anda böyle bir bağlayıcı şey söylemek istemiyorum ama genel yaklaşımımız budur. Artık Kadıköy bölgesinin de herhangi bir miting alanı olarak kullanılması süreci Maltepe'nin bitişiyle de söz konusu olmayacaktır.